Zil çok eski bir çalgı. Yani bu tip havalarda hanımların zille oynaması Tevrat'ta geçiyor. Davut da zille oynuyor. Hazreti Davut daha da güçlü diye oynuyordu diyor. Karısı onu mahcup etmeye çalışıyor. Davut inadı inadına da yapıyor Hazreti Davut Aleyhisselam. Ben diyor Allah'ımın karşısında oynuyorum diyor. Yani diyor ya çekinmiyor musun, utanmıyor musun halkın karşısında böyle oynamaya diyor. Ben diyor Allah'ımın karşısında oynuyorum diyor da. Öyle deyince tabii hanımı da konuşacak hali kalmıyor. İmandan kaynaklandığını pek bilmiyorum. Keten, efot kuşanmış Davut Rabbin önünde var gücüyle. Bak kimin önünde? Allah'ın önünde oynuyordu diyor. Halkın önünde değil. Halk var ama kimin önünde? Bak Rabbin, Allah'ın önünde oynuyordu diyor. Bu çok önemli. Davut'la bütün İsrail halkı sevinç naraları ve boru sesi eşliğinde Rabbin sandığını getiriyorlardı. Rabbin sandığı bu işte kutsal sandık. Rabbin sandığı Davut kentine varınca Saul'un kızı Mikal pencereden baktı. Rabbin önünde dans eden, bak tekrar vurguluyor Tevrat. Rabbin önünde dans eden Kral Davut'u görünce onu küçümsedi. Davut'a şöyle dedi: İsrail kralı bugün ne güzel bir ün kazandırdı kendine. Değersiz biri gibi kullarının cariyelerin önünde soyundun. Davut, babam ve bütün soyluluğu, bak Davut Aleyhisselam, babam ve bütün soyu yerine beni seçen ve halkı İsrail'e önder atayan Rabbin önünde oynadım diyor. Mükemmel bir açıklama bak. Baban ve bütün soyu yerine, bak babanı seçmedi Allah diyor. Onun soyunu da seçmedi. Onun yerine beni seçti ve İsrail halkına önder atadı diyor. Beni böyle önder atayan Allah'ın önünde oynuyorum ben diyor. Senin önünde oynamıyorum diyor. Evet Rabbin önünde oynayacağım diyor. Bir daha vurgu diyor. Biz de oynamaya devam edeceğiz. Dans da olacak, müzik de olacak. İstedikleri kadar bağırıp çağırsınlar. Her seferinde bunu açıklayacağız. Bana gönderin her seferinde böyle muhalefet edene bunu diyebiliriz.